Değerli izleyenler, hoş geldiniz efendim canlı yayınımıza. Önemli bir günde, önemli gelişmelerin peşi sıra yaşandığı bir süreçteyiz. Kritik bir gündeyiz. İlk önce Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Faik Hocaoğlu'nun istifa kararını resmen parti yönetimine iletti bugün Sayın Başkan. Ve uzun bir açıklamayla istifasını değerlendirdi. Çok kısa bir süre sonra da Anayasa Mahkemesi seçim tarihinin ertelenmesini CTP'nin yaptığı başvuruyu değerlendirdi ve seçim tarihinin ertelenmesini anayasaya aykırı buldu. Bu da yine gündeme bomba gibi düşen. Şimdi aslında sevgili Atül hepsini konuşacağız. Yani yorum yapabileceğimiz durum, tarihle ilgili bir sıkıntı var. Belediyelerin son birleştirilmesiyle ilgili bir sıkıntı yok şu an için. Dolayısıyla tarih ne olur ne biter, daha erken mi alınır, daha ileriye mi atılır? UBP'deki bu gelişme, bu sıcak gelişme, bu tarihin yeniden ele alınmasını gerektirecek bir durum ortaya çıkarır mı? Hep bunlar şu anda kısa sürede soruyor şeydi. Şimdilik sosyal medya üzerinden işte hükümetin 27 Kasım kararına eleştiri getiriliyor. Böyle bir süre günde birlikteyiz. Şimdi önce tabii Sayın Faik Hocaoğlu'nun istifasını sevgili Aytu kendi medya mecralarında sabahtan itibaren bu konuyu değerlendiriyor, konuştu. Karşılıklı olarak bilgilerimizi de değerlendirip kendisiyle konuşmaya başlayalım. Şimdi bir genel başkanlığa bir yani genel başkanlığı bırakma, siyaseti ya da milletvekili bırakma yok. Uzun bir açıklamayla Sayın Faik Hocaoğlu niyetini ortaya koydu. İzleyip görecek bir süre sonra. Belki de yani yerel seçim sonuçlarını bekleyecek. Böyle bir durum var. Sen neler söylemek istersin? Yani ben Sayın Faik Hocaoğlu'nun siyasette var olmaya devam edecek başkanlıktan istifa ettiğini açıkladığı yazıyı dün aslında burada birazcık konuştuk, şöyle dedik. Yani bir gerekçe sunması gerekecek yarınki yazıda. Ben düzgün bir gerekçe bulamadım yazının içerisinde. Yani şu biraz öne çıkıyor. İşte iki başlılık oldu ve bu biraz sıkıntı yarattı. Yani bir gerekçe arıyorsak yazının içerisinde belki bu noktayı bulabiliriz ama bu da biraz havada kalıyor. Çünkü zaten iki başlılık olacağız. Siz görevi bıraktığınız zaman biliyordunuz. Yani o dönem, başbakanlığı bıraktığı dönem Sayın Faik Hocaoğlu'nun bu kararı alması gerekirdi. Geç kalmış bir karar oldu. Uzunca bir açıklamaydı. İçinde önemli mesajlar da vardı. Yani kendi geldiği noktayı anlattı. Başarıyla aldığı Ulusal Birlik Partisi'ni %40 oyla, %61 oyla kendisinin seçim kazanması, %40 oyla Ulusal Birlik Partisi'ni iktidar yapması. Ama kamuoyunda artık çok net tartışılan Faiz Bey'in siyasetin adım adım dışına çıkışının ana sebebi Faiz Bey'in yazısından ya da dilinden hiçbir yerde zikredilmedi. Bu zikredilmediği sürece herkes şunu, siyaseti yakından takip edenler şunu sorguladığı sürece bu yani Faiz Bey'in tüm söylediklerini dışarıda bırakıyor. Kayda değer bulunmuyor. Çünkü gerçek sebebin ne olduğu hep bir muamma olarak kalacak. Çünkü hiç parti başkanlığında isteyerek bırakmadığı yazısının içerisinde de zaten şeyi veriyor, mesajı veriyor. Makamlar kişilere değil, kişiler makamlara değer katar diyerek de aslında bir mesajı vermiş oluyor orada da, parti tabanına da, hepimize de. Partimiz mutlaka doğru yolu bulacaktır diyor mesela. Yani gidilen yolun ters okursak bunu, gidilen yolun yanlış olduğunu ifade edip
partimiz mutlaka doğru yolu bulacaktır ifadesini yerleştirmiş yazısının içerisine. Birçok mesajlar veriyor yani yazı mevcut durumla ilgili ama hep bir mesaj veriyor. Direkt olarak yazıyı okuduğunuz zaman algınız başka, detay detay okuduğunuz zaman mesajların ne anlama geldiğini çıkarma gibi böyle bir bulmacavari bir şeyi de var yazının içerisinde. Hem biraz sitemkar, biraz yorgun ama her türlü siyasetin içinde olduğunu da vurgulayan, yani bir yere kaçmıyorum vurgusunda içerisinde barındıran bir yazı. Ama ben Sayın Faiz Sucuoğlu'nun zaten başbakanlıktan gidişiyle başlayan sürecin bir sonu gibi görüyorum bunu. Yani bundan sonraki siyasi hayatında ne derece etkin olabilir? Elbette her şey konjonktür meselesidir. Konjonktür değişir. Hatta şeye bir örnek veriyorum aslında. Birebir aynı olmasa da. Sayın Mustafa Akıncı başbakan yardımcısı olduğu dönemde çok tartışmalı, general çizmeyi açtığı sözünü söyleyip siyaseti belli bir süre noktaladığı zaman o günün konjonktüründe baktığınızda Sayın Mustafa Akıncı'nın bir daha yani seçim, başbakanlık, cumhurbaşkanlığı gibi makamlarda olabilmesini çok tahayyül edemezdiniz. Süreçler değişti, konjonktür değişti. O söylem, siyasetten gitmesine sebep olan söylem, onu cumhurbaşkanı yapan bir slogan haline geldi. Faiz Bey, evet birebir aynı değil yaşanan süreç ama Faiz Bey çıkışını yapmadı henüz, yapamadı veyahut ben siyasetin içindeyim dedi ama tonajı hep farklı noktalarda oldu. Konjonktür değişir, bir başka dönemde bir şeyleri söyleyip yeniden siyasetin içerisine girebilir mi? Çok emin değilim. Ben yani parti tabanı yazısında da var. İlk dönem MYK'sıyla, parti meclisiyle arkasında durdu. Ama Faiz Bey durmadı. Dolayısıyla ben bu gidişatı artık Faiz Bey'in siyaset hayatında da bir son noktaya doğru geldiği şeklinde yorumluyorum. Üzülerek yorumluyorum. Çünkü Faiz Bey'in ben gidişatı, göreve gelişi, parti tabanına %61 oyla seçilmesini hep şey olarak yorumlamış bir insanım. Adım adım Derviş Eroğlu'ndan sonra bir parti lideri doğuyor. İşte önce parti tabanını kazandı, sonra seçimi kazandı. Üçüncü ayağı lider olmanın da hükümet dönemini iyi bir şekilde geçirebilmekti. O noktada olmadı. Yani puzzle'ın bir parçası eksik kaldı ama sonrasında puzzle yavaş yavaş dağıldı. Yani tekrar toparlamak ne derece mümkündür ileriki süreçlerde çok emin değilim açıkçası ama konjonktür işte çok farklı noktalara da gidebilir elbette. Zaman her şeyin ilacı. Yani bu tarz siyasetin yani zaman her şeyin ilacı. Faiz Bey'in kişisel olarak kendisi için de, ulusal bir partisi için de, siyaset için, tümü için de zaman her şeyin ilacı. Yani mevcut durum içerisinde, çünkü değer yargıları çok değişti. Şimdi Mustafa Akıncı örneğini gösterdi. Hı hı. Çok yerinde iyi bir hatırlatma oldu. UBP için en iyi örnek Sayın Dervişeroğlu. Tabii yani o da. 2003-2004'te AK Parti yani anlam planı süreci, ters düşme, bankalar krizi, anlam planı süreci, Ulusal Birlik Partisi'nin aday bulamadığı, genel başkan bulamadığı günler. Hı hı. Ve sonra Hüseyin Özgür'ün ardından Tahsin Ertuğrul'u, sonra Sayın Dervişeroğlu'nun dönüşü, yani 5 yıl içerisinde, kısa bir süre içerisinde. Çünkü nedir? CTP'nin hatalarını çok iyi gözlemledi Derviş Bey o zaman. Ve hep anlattığım, hep söylediğim bir şey var. Çıkıp kurultayda Tahsin Ertuğrul'u ile yarıştığı kurultayda çıkıp dedi ben size tek başına iktidar vaat ediyorum. Meral Hanım kızmış.
oturduktan sonra yani nasıl böyle bir şey söylersin diye. Yani konjektör olarak bu o dönem rakamsal açıdan mümkün görünmüyor. Demiş ki önce sen inanacaksın sonra onlar inanacak. Yani ondan sonra da tam süreç geldi işte 26 vekille aynı tarih yani bu ivme olarak değil ama rakamsal başarıya Faiz Hoca'yı çok yaklaştı. 24 vekille ve son haftada yani biraz da o BAP örgütleri daha aktif olabilseydi 26 vurulabilirdi. Yani 26'yı çıkarabilirlerdi ama 26 tabii çok istenen bir rakamda değildi. Başka bir tartışmayı beraber evet, getirdi. Onun için çok yani 24'te kalmış işte %60-65 ile seçilmiş. Yani onun için aslında zaman her şeyin ilacı. Elbette. Bu her açıdan söylüyorum bunu. Yani belki de Faiz Bey siyasetten daha da uzaklaşacak. Yani kendince yarattığı o konfor hayatı eşiyle çocuklarıyla birlikte daha kendisinin o hayatı belki seçecek. Belki aktif olarak siyasette kalıp örgütlerle. Konjektür dediğimizde bu evet, yani ne getirir ne götürür. Onun için zaman her şeyin ilacı. Bunun Fransızca adı konjektür. Bizim yerli adı zaman her şeyin ilacı. Evet. Yani çünkü gerçekten siyasette asla dememek lazım. Bir de sen de biliyorsun yani ticarette ve siyasette küslük olmaz denir. Bugün küs olanlar yarın ya bunun çok örneği kurabilir. Var. Yani düşün Tahsin Ertuğruloğlu Anlam Plan döneminde AK Parti'ye ilk bayrak açan. Daha çıkarım demişti. İlk bayrak açan siyasetçidir. Daha sonra bugün bakıldığı zaman yani gelinen süreçte AK Parti ile en iyi iletişimi olan şu an kabine üyesidir. Yani elbette değişen durumlar farklı şeyler siyasette getirebiliyor. Bunu Faiz Bey için de göreceğiz. Çünkü şu an itibariyle zaten bugün geçeceğiz ona da herhalde Anayasa Mahkemesi kararı evet. Vesaire. Gördüğümüz şu çok çetrefilli bir dönemin içerisine giriyoruz zaten. Yani hem yerel seçim konusu hem bir takım hükümeti yapması gereken işler, ekonomik mali işbirliği protokolünün gerekleri, işte Sayın Bayındırlık Ulaştırma Bakanlığı'nın ihaleler süreci, yani şimdi beklentinle Ulusal Birlik Partisi'nde 45 gün içerisinde tüzüğe göre bir seçim süreci olacak. Evet. Dün söylemiştim, tekrar edeceğim bunu. Çünkü kaynaklarımdan da edindiğim, izlenim farklı değil. Yani bir Ünal Üstel modeliyle bir geçiş sürecini yaşayacağız belli ki. Herhangi bir aday çıkmayacak bu kurultayda. Ünal Bey hem parti başkanı hem başbakan olarak bu işi götürecek gibi duruyor. Zaten 2021 Kasım'daydı. 2023 Kasım'da normal olağan seçim olağan genel 2024'te bu Kasım ya bir sonraki Kasım. Tamam 2023 Kasım'ında olağan genel kurul süreci var. Bu sürece kadar gidebilir mi, götürebilir mi, götüremez mi? O ayrı bir tartışma konusu tabii ama en azından şu an yerel seçimlerin olduğu bir dönemde ve her ne kadar Anayasa Mahkemesi 27 Kasım'a onay vermemiş olsa da bu yerel seçim tarihi belirlenecek. Onu az sonra konuşuruz yöntem olarak ne olacağını. Ama Ulusal Birlik Partisi 45 gün içerisinde, bence 45 günde bulmadan ne kadar hızlı hareket ederse o kadar iyidir. Çünkü takvim işliyor sonuçta. Kabine toplandı, şu anda kabine toplantısı var. Evet. Onu da göz ardı etme. Yani her ne kadar UBP'nin iç sorunu olarak görünse de UBP hükümeti büyük ortağı, kurucu ortağı. Yani bu bugünkü kabine toplantısı gece geç saatlerde açıklandı evet. Kabine olacağı bugün. Ben bu gelişmeden çok bağımsız olarak düşünemiyorum kabineyi. Tabii yani kabinenin UBP kanadı olarak da hızlı hareket etmesi gereken bir noktası var. Hükümet olarak da Anayasa Mahkemesi kararıyla birlikte yeni adımlar atması gereken evet. Noktaları var. Şu an yani dün bu sabah itibariyle gelişen unsurlar açısından bile. Çünkü biraz soruşturduğum Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı neyi getirir? Tabii gerekçeli kararını falan görülmesi gerekiyor hukuksal olarak. Detaylarının anlaşılması gerekiyor ama ilk nazarda ortaya konan şu.
bu karar ile hükümetin seçim ve halk oylaması yasasında yaptığı değişikliği kabul etmiyor Anayasa Mahkemesi. Dolayısıyla şu an itibariyle belediye başkanları hükümsüz kılınıyor. Ve herkesi bir dert aldı. Tabii maaşı nasıl ödeyecek? İmzayı nasıl atacak belediye başkanı ilgili çeke? Şu an yapılması gereken hemen anayasaya uygun olacak şekilde belediyelerin seçim tarihini belirleyecek unsurun Meclis Genel Kurulu'na getirilmesi, orada Meclis Genel Kurulu'nda üretilerek kararın yeniden ortaya çıkması. Bu karar 27 Kasım olur, yeniden olabilir çünkü 60 gündür seçimle ilgili takvim işleme süreci henüz 60 gün duruyor. Yani yarın toplanır meclis, kararını alır vesaire, süreci yetiştirebilir veyahut işte belli bir süreye daha uzatılabilir ama bu arada meclisin vereceği kararla, alacağı yeni kararla bu anayasal hüküm ortadan kalkar ve belediyeler yeniden başkanları ve yönetimleri açısından işlevlilik kazanırlar. Elbette bunlar hukuki konular. Dediğim gibi kararın detaylarıyla alınması ve hukukçuların değerlendirilmesi konusu olacak. Belediyelerin işlevlerini yapabilmeleri açısından. Ama tarih konusuyla ilgili konunun meclise gelmesi gerekiyor. Hükümetin de bence bu noktada muhalefetle birlikte bir hareket planı yapması gerekir. Çünkü zoraki bir şekilde Sayın Tufan Erman da bugün açıkladığı gibi, yani uyardık gittiniz yaptınız, daha Anayasa Mahkemesi'nden döndü. Yani aslında Sayın Başbakan'ın bugün Bakanlar Kurulu'ndan sonra bence ana muhalefetle özellikle ve diğer tabii ki muhalefetle, hükümet zaten şu an istişaresini yapıyor kendi içerisinde, istişare edip yeni bir tarih veyahut da 27 Kasım'ı yeniden belirleyip hızlı bir şekilde meclise getirip yasa, anayasa, hukuk ne diyorsa o çerçevede bunu tekrardan meclisten geçirmesi gerekir ki işler rayına girsin. Ama bu kadar zorlamanın ne gereği var? Her defasında her şeyin Anayasa Mahkemesi'ne taşındığı bir süreci çünkü yaşıyoruz. Biliyorsun sendikalar sayısal noktayı da Anayasa Mahkemesi'nde gündem yaptı. Yani onun da bir daha durumu var. Şimdi bunları bir konsensus sağlayarak ilerleyebilsek yeniden başa dönmemize gerek kalmadan gidebileceğiz. Ama orada bir takım sıkıntılar var. Belli ki uzlaşı noktasında. Ama Anayasa Mahkemesi'nin kararı sevgili Levent, tekrar topu meclise, topun tekrar meclis sahasına inmesine neden olacak. Mecliste yeni bir gün, tarih, karar belirlenmesi gerekecek. Dediğim gibi bunu zorlamayla değil, muhalefetle istişare içerisinde yaparsak tekrar aynı süreçleri yaşamış olmayız. Bir de siyasete olan hep güvensizlik konusu konuşulur. Bu tarz kararlarla sürekli olarak da bu zedelenmeye de devam ediyor. En azından böyle toplumsal konularla ilgili olarak bir konsensüs arayışıyla hareket etmenin çok daha mantıklı olacağını düşünenlerdenim ben de. Yani şeyi dediğim gibi bilemiyoruz ama. Yani belediyelerin şu an yönetimlerinin işlevsel olmadığı bir gerçek bu kararla birlikte. Bu karar nasıl onları işlevli kılar? O hukuki bir konu. Tam emin değilim. O yüzden çok da fazla bilmediğim bir konu üzerine yorum yapmayı da doğru bulmam ama. Hukuki bir mütalaa değil. Ancak önemli bulduğum için kısaca paylaşmak isterim. Sevgili Özdemir Tokel'in bir değerlendirmesi var. Anayasa Mahkemesi diyor, yerel seçimin ertelenmesini ve 27 Kasım olarak belirlenen yeni seçim tarihini anayasaya aykırı bulmuştur. Evet, tarihi anayasaya aykırı buldu. Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu karar belediyelerin birleşmesiyle ilgili son geçirilen yasayla ilgili değildir. Dolayısıyla doğrudur. Belediyelerin birleşmesi süreci aynı şekilde devam etmektedir.
Ama o da mahkemede olduğunu da unutmamak anayasa, lazım. Anayasa seçimi ertelenmesini anayasaya aykırı bulduğu için haliyle meclis tarafından verilen seçim tarafı kararını da iptal etmiştir. Anayasa uygulanan Haziran tarihi aşıldığı için geri dönüp yeni bir uygulama yapma söz konusu olmayacağından meclis yeniden toplanarak aynı tarihi ya da meclisteki uzlaşıyla yeni bir tarihi belirleyecek diyor. Az önce söylediğimde aynen buydu. Belirlenecek yeni seçim tarihi. Belirlenecek yeni seçim tarihi de Anayasa Mahkemesi'ne götürülür, iptal edilirse ne olur sorusunun cevabı sadece kaos olur. Yani böyle bir tehlike görülüyor ki herhalde bunu paylaşmaya ihtiyacı hissetmiş. Sevgili CTP bunu yerel yönetimle reformunun iyileştirilmesi için bir pazarlık şansı olarak görebilir. UBP Genel Başkanlığı koltuğunun boşalmasını vesile ederek tarihi bir miktar daha UBP Genel Başkanlığı koltuğunun boşalmasını vesile ederek tarihi bir miktar daha öteleyebilir. İşin özü şudur ki bir daha bir süre daha siyasi karmaşaların yaşanacağı özel bir sürece daha girebiliriz. Allah sabır versin herkese. Haşim Kiracıoğlu CTP'den sevgili Haşim de diyor ki ek olarak şu an belediye meclis, belediye başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar azalar yetkisiz diyor. Tamam. Doğrudur. Tabii söylediklerimizden farklı bir durum değil. Evet. O yetkisizliğin nasıl yetkiye dönüşeceği noktasında bir bilgi sahibi değilim. Evet. O yüzden iddialı bir şey söyleyemem o konuda. Ama belediyelerin birleştirilmesiyle ilgili yasanın da... O ayrı. Onu sendikalar ayrı götürüyor. Yani burada sevgili Özdemir'in söylediği doğru. O da dönebilir diyor. O da dönebilir. Elbette dönebilir. Anayasa Mahkemesi'nin ne karar vereceğini bilemiyoruz. Ama bu sadece tarihle ilgiliydi. Metoduyla ilgiliydi aslında. Yani seçim halkı oylaması yasasındaki değişikliğin yapılması ve bunun meclise yönünden götürülmesiyle ilgili alınan karardı. Şimdi o yüzden konsensus diyorum. Sonuçta Cumhuriyetçi Türk Partisi de adaylarını birçoğunu ilan etti. Yani bu seçimden vazgeçme yoluna gitmeyecektir Cumhuriyetçi Türk Partisi de. Evet. Dolayısıyla burada konsensusu sağlamak hükümetin görevidir. Gelin arkadaşlar, tamam, okey, dediğiniz gibi oldu, kusura bakmayın, Anayasa Mahkemesi zorladık, olmadı. Tamam, ne yapalım, beraber hadi, zaten seçime gidiyoruz çünkü. Bir tarihi belirleyelim noktasında bir hareket olacaktır diye tahmin ediyorum. Günlük gazetesinin haberine göre bugün UBP'de saat 15'te meclis grubu, 16'da MYK, 18'de de parti meclisi toplanacakmış. Normal gelişmeler çünkü çok hızlı. Bu işi hem parti başkanlığıyla ilgili süreci, yani kurultay sürecini, hem de şu an önlerinde buldukları bu Anayasa Mahkemesi'yle ilgili kararı bir an önce, her iki konuyu da bir an önce halletmesi gerekiyor. Evet. Ulusal Birlik Partisi ve hükümetin. Yani herkese kendine düşen noktada Ulusal Birlik Partisi kendi yönetsel mekanizmaların oluşumunu hızlı bir şekilde tamamlamalı. Yerel seçimle ilgili start verildi. Buradan geri dönüş olmayacak. Dolayısıyla bununla ilgili bir an önce anayasaya uygun kararın üretilmesi ve dediğim gibi o şeyin de şu an hükümsüz görünen belediye meclislerinin ve başkanlarının konusunun hukukçularla ele alınıp nasıl uygun bir şekilde anayasaya da uygun bir şekilde nasıl ele alınıp götürülebileceği konusu da bir adım atılmalı. Elbette UBP hızlı bir şekilde yetkili organlarından bu kararları da üretmesi gerekir. Hükümetin de elbette bu kararları üretmesi gerekir ama dediğim gibi şeyi dışlayarak değil, muhalefetle birlikte olursa en azından bu yasal süreçleri karşımıza engel olarak bulmayız her defasında diye de bir not düşmek isterim açıkçası. Tabii yani bir tarafında gözümüz medya organlarında süreçle ilgili, biz yayındayken hemen her dakika bir gelişme olabiliyor. Onlara bakıyoruz. Ve yani bu tabii Anayasa Mahkemesi ile ilgili şu anda halen siyasiler de kararı duyuruyor. Kararın yani geleceğe dair ipuçları henüz bir yerde bir nokta görmedik.
Ama tabii siyaset oturup işte bir karar verecek. Çünkü UBP'nin kendi içinde böyle bir nokta var. Sayın Tufan Erşuman'ın yine tabii tepkili bir açıklaması var. Yani hükümete yükleniyor. Uyardık diyor. Söyledik. Böyle bir nokta. Biz okuyoruz. Kurtlar Özesay'ın bir açıklaması vardı. Ben programa girerken nur topu gibi yeni bir kaos doğdu diye belediyelerle ilgili olarak. O kaosun ortadan kalkması gerekir ama yani bu ciddi bir konu. Çünkü seçime daha bugün Eylül, Ekim, Kasım 2 ay var. Yetkisiz belediye meclisi, yetkisiz belediye başkanı imza atmaktan hukuki olarak yoksun bir yönetim mümkün değil. 2 ay idare edilmesi. Bu bir an önce hukuki yöntemler kullanılarak elbette bir doğru noktaya gelmeli. Ama bunun uyarısı yapıldı. İşte anlatmaya çalıştığım o mecliste konuşuldu. Bunu bu şekilde yapmayın. Anayasa Mahkemesi'nden dönecek, hukuk yetkisiz kalınacak, kaos olacak. Bugün o uyarıları böyle olduğunu görüyoruz. Şimdi bunları düzeltmek lazım. Düzeltmezsek tam anlamıyla bir kaos olur. Bu kaosu da ne hükümet ne aslında hiçbir vatandaş istemez. Düşünün ki bir aile karı koca belediyede çalışıyor. Yani maaş alamayacağı bir pozisyonda okulların açıldığı bir dönemde bunlar elbette yaşamaması lazım. Bunların yaşamaması için de konsensusla hareket edip ortak bir noktada yeni yasal yapılması gereken ne varsa geç de olsa bunların yapılması gerekiyor. Bu olmadığı takdirde hepimizi bir kaos bekler. Belediyelerin hizmet veremediği dönemi biz Lefkoşa'da yaşadık. Yeni Erenköy'de de yaşadılar. Mehmetçik'te de yaşadılar bir dönem insanlar. Evet. Yani yerel yönetimlerin hizmet verememesi ciddi bir sorundur. Başka bir şeye benzemez. Yani devletin herhangi bir biriminde grev yapmaya benzemez. Sağlık sorunu başta olmak üzere çok ciddi sıkıntılar doğurur. Buna mahal vermeyecek şekilde adımların atılacağına inanıyorum. Öyle de olması gerekir zaten. Aksi takdirde bunun doğuracağı kaosun seçimde mevcut hükümet partileri üzerine olumsuz etkisi olur. Bunun yaşamaması için de gerekli adımları, hukuki adımları atacağından ben şüphe duymuyorum. Önemli olan burada sadece muhalefetle birlikte bu yolu yürürse daha sağlıklı olur iktidar açısından. Evet, halen Sayın Hasiboğlu'nun açıklamaları öne çıkıyor. Belli noktalarda işte 45 gün içerisinde kurultay yapılacağıyla ilgili. Ancak yetkili organlar bugün toplanacaksa en erken zamanda bir kurultay ki 45 gün dediğine göre elde tüzük gereği. Tüzük gereği dedi sabah. 45 günlük bir süreç var. İşte bugün parti yetkili organlarının hızlı bir şekilde toplanması önemli. Çok hızlı bir süreci yaşaması gerekiyor Ulusal Birlik Partisi'nin. Zaman kaybetmemesi gerekiyor. Çünkü geçen her gün hem toplum açısından hem hükümet hem de Ulusal Birlik Partisi açısından sıkıntı yaratır. Yani düşünün bassız bir yönetim. Karar hem de karar alınması gereken dönemlerde en önemli yerel seçimlerle ilgili adaylarınızı belirleyeceksiniz sevgili Levent. Kim belirleyecek? Parti başkanı olmadan bunun belirlenmesi mümkün mü? Ha, evet siyaseten mümkün olabilir ama çok sıkıntılı olur. O yüzden hemen bugün yetkili organların toplanıp bir takvimleme yapması ve genel kurulla ilgili süreci başlatması. Diğer taraftan da Sayın Başbakan'ın karşısına çıkan bu anayasal süreci yöneterek, hukukçular ve muhalefetle yöneterek, birlikte yöneterek bu sorunu aşması gerekir. Her iki taraftan da çünkü kaos ortaya çıkabilir hızlı hareket edilmediği takdirde. Bunu da kimse istemez. Onun için ben hızlı bir şekilde adımların atılacağını düşünüyorum. Muhtemelen zaten şu an Bakanlar Kurulu'nda
çok da farklı konular değil, bu konular üzerinde öncelik verilerek yol alındığını herhalde düşünebiliriz mantık olarak. Şimdi yani kabinede bakanlar mahkemenin yani yerel yönetimle ilgili, gerçi bunun için bakanlar kurulu olmasına gerek var mıdır, o da ayrı bir nokta, ancak iki önemli siyasi gelişme hem UBP'nin hem yani Anayasa Mahkemesi'nin yerel yönetimleri kararı yürütmenin bu anlamda oturup bir değerlendirme yapması gayet doğal. Sonuçta 3 parti başkanı orada. Hatta yerel yönetimlerde ittifak kuracakları dair iddialar da var. Daha çok tabii YDP kısmı. Herkesin önünü görmesi gerekiyor. Evet, şimdi çünkü eğer belediyelerin birleştirilmesiyle ilgili düzenlemede anayasaya aykırı bulunur mu? Orada şöyle bir fark var. Biliyorsun orada meclis oturumunda 9 maddeyle ilgili ana muhalefet dedi ki şu madde, şu anayasaya aykırıdır. Araya gidildi. Aradan sonra anayasa hukukçusu davet edildi meclise. Evet. O şeylerin üzerinden geçildi. O maddelerin üzerinden geçildi. Ve sonrasında bize açıklanan anayasaya aykırılık noktaları düzeltildi şeklinde oldu hatırlarsan. Döner mi dönmez mi bilemem. Bu mahkemenin kararıdır ama o gece yaşanan işte o ara ve arada bir takım 9 maddenin 8'inin düzeltilerek yeniden meclisin devam ettiğini anımsarsak dönmez diye belki bir değerlendirme yapabilirim ama buna rağmen de yine sıkıntı varsa onu da ele almak zorunda kalacak elbette hükümet. Umarım olmaz. Çünkü her bir sorun sürecin ilerlemesinin önüne geçer. Her bir sıkıntı. Hükümet bu konuda kararlı. Yani ben bu değişimi yapacağım diyor. Hükümet noktasındaysa, 27 vekili varsa evet yapacak, tek bir farkla yasaya uygun olarak yapacaksınız. Eğer anayasaya veyahut da yasalara uygunsuz bir durum varsa zaten Anayasa Mahkemesi de ve başsavcılık gibi makamlar da bu işler için zaten var olan noktalar, onların göstereceği yolla yasalar çerçevesinde bu reformlar yapılacak. Artık bu saatten sonra yerel yönetimlerle ilgili bir geriye dönüş olacağını düşünmüyorum. Yeni bir seçim takvimi belirlenir ve bu yolda yürünür. Sadece kavgasız, gürültüsüz olması özlenir diyelim ki daha fazla şey olmasın. Teşekkürler. Değerli izleyenler, yayının sonuna geldik. Sevgili Atilla ile birlikte bugün de konuşmaya çalıştık. Yeniden görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın.